81-82 yaşındayım. Çalışmıyorum, çalışmayı bıraktım. Yine de evin içine bakıyoruz, aylak geziyoruz. Yük var sırtımda, aylak gezdiğim için, çalışmadığım için bir yük var sırtımda. Hanımla evlendik. İki çocuğu, iki oğlan büyüttük, kız. Annem bizi tek başına büyüttü. Kendisi öküzle çift sürdü. Sabanla çift sürdü. Kendisi 30 dönüm ekini yolduğunu bilirim. Annemin, ablamla ikimiz 30 dönüm yeli yoldurdu. Bize öyle ada çevir veriyor. Ben ablam da neveli yolu aldım. Bu bir, annem öldü. Ben evlendim. Ablam gelin oldu. Bir ökü inek. Bir inek, bir eşek. Onunla ben çiftçilik yaptım. Onları beşerdik, sattık. Öküz aldık. Öküzle epey çift sürdük. Ondan sonra bir motor aldık. İki arkadaş. O bozuldu. Bir daha aldık motor. Onu da sattık. Şimdi ne motor var, ne katır var, ne bir şeyimiz var, hiçbir şeyimiz yok. Almıyoruz yani, niye diyelim. Tarlalarımız var 5-10 dönüm, onları da sene bene orta işe veriyoruz, kirasını veriyoruz. Abangla ikimiz geçiniyoruz ama bazı da dövüşüyoruz diye bilmem. Askerlik Kütahya, oradan Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'dan ters oldum, geldim. O zaman bizim zamanımızda 2'ydi. 2 yıl yaptım. Geldim, anacığım beni ya ileride karşılamış. Geliyor oğlum diye. Ne yapalım? Hiç kimseyle dedikodu etmedim kızım. Herkesle işte sor çocuğa. Herkesle gördüm, kardeşim gibi geli, oğlum gibi geli, kızım gibi geli. 16 yaşındaydı bu. Zemme hiç yanıma gelmedi. Şimdi bizde nişanlandın mı? Nişanlına bir sakız alıversin, bir şey alıversin. Alıverdim, gattin onu kabul etmemiş. Almamış. Adetimiz de almaz. Çok şeydir, serttir. Yani çok da dürüsttür. Hiç öyle şerli merli değildir. Çok iyidir. İki kız, iki oğlumuz var. 8 tane torunumuz var. Maşallah. Torunun birisi okudu, öğretmen çıktı kız. Birisi de çıktı, o da girecek bir yere. Çalışıyor çocuklar. Gelirler bazı bizim yanımıza. Geçen gün geldiler. Evlerini yaptılar. Maaşları da var şimdi. Hepsini de. Bize muhtaçlığı yok. Bizim de onlara yok muhtaçlığımız. Bak, daha ekmek yemedik. Bir ablam, bir ben, ikimiz yetim büyüdük. Fakir idik, fakir. Şöyle, bu evde ne var, bir yüz yukarı yattın mı, sen de bilek gibi, mertek gibi, ağaç, şu. Çok fakir idik ya, çok. Ama kimseye bak, kimseye muhtaç olmadım. Kimseye borçlanmadım. Anacığım bizi çitten gelirdin de biz de abamla hurda yatardık, bizi uyarmazdı. Yemeği yapardı, hazırlardı, kaldırdı bizi, doyurdu, öyle yatırdı. Bak, anamdan bir tiske yemedim, bir ağır laf da duymadım. Çok iyi danacağızım. Yalnız bunu bana sıkıştırmadı ne bileyim. Bununla da bir dedikodu etmedi bak. Ne kadar dedikodu etsen de anama çok güzel baktı. Allah razı olsun. Çok, en güzeli o. Çok güzel baktı. Çocuklar doğramacı benim, marangoz. Kapılar işçiler onlar yaptı. Bir işi çakıyordu anama. Tabii söyleme sahip. Yatalım. İşi ediyor, yak, pisliyor şunu diyor. Onu kendi işisi gibi baktı. Amca. Şimdi zamanımız çok iyi geçiyor. Çok iyi, çok iyi. Sağlık, saat yerinizde. Yerimizde, yerimizde. Çok iyi, çok iyi. Ama ben bir apandisten ameliyat oldum. Geçmiş bir de kalpten işi ettiler beni. Şimdi burada patlamış ameliyat. Buna
şey ettim ya, ben savcılaştım diye baktı baktı şey etti. Çocuklar geldi götürdüler, ameliyat ettiler beni. İyiyim şimdi, hiçbir şeye yani yemeye içmeye şuna şuna hiçbir muhtaçlığımız yok. Hiçbir yerde de gözümüz yok. Allah razı olsun. Bakıyorlar, bakıyoruz. Öyle. 6 kardeşiz. 5 kız, 1 oğlan. Babacığım ortakçılığı işledi. Onlarla besledi bizi. Babacığım. Anam da öyle çalışkanıdı. Öyle büyüttüler, bayıttılar bizi, gelin ettiler. Ablamla beraber beni gelin edivediler ikimizi. İki kız kardeş mi gelin oldunuz? Bir günde ikimiz gelin olduk biz. Kaç yaşındaydın Ümmü teyze? 16 yaşındaydım. Gelin oldum. Şimdi sakızı yolluyor bu kavatanın içinde. Sadıcının karşısında. Ümmü bunu Arifam yolladı. Hanım abla dedim, ben bunu alakomam. Neden dedi? Ya olur ya olmaz. Duyulu bu, benim oğlanın sakızını çiğnedi derler dedim. Alakomadım. O da beni dinlemedi. Bunu al git dedim. Bunu al git dedim. Eğer olursa ve o zaman dedim. Olmazsa yerine ve dedim. O da vermemiş buna. Koya koymuş oldu, beni getirmedi kadın. Adet böyleydi değil mi? Eskiden. Evet, evet. Konuşmak yok. Yok kızım, yok. Şimdi bize bu zerre endir veriyor. Babamı rahmatlık akraba olduğundan Arif gel amcam şunu endirive demiş buna. Ben ambara indim. Bu çuvallarla döküyor. Ben titriyorum böyle. Bir görsen bunu, konuşuversen kayıp küçük. Ben senin nişanlı mı konuşsana? Hayır, o zaman nişanlı değildik. Yine orada mı gördü seni? Hayır, biz her zaman görüyoruz canım. Görmemiz köyün içinde öyle görülüyor. Yani sen de o zaman şimdi bizim bakıyorsun. Evimiz köyün içindedir. Park var ya, parkın üstünde bizim evimiz. Geliyor gidiyor bu tabii ki akraba olduğunda. Tabii senin gibi güzel zayıfmışsın anlatıyorsun. Çok mavi gözlü. Gözü ambarda. Seni çok beğenmiş tabii. Bilmiyorum gari. Beğendiğini beğenmedi. Bak bir şu onun ağzını. Sus gari. Çözüyor ambarda. Titriyor. Laf ediyorsam koyup gidecek. Ve sen. Zerreni sangı oldu yenecek, hangi ambara yenecek dedim de diyemedin de bıraktın gittin ya. Niye bırakıp gidiyorsun Ümmü teyze? Zerre değil o, kerpiçidin o. Neyse kerpiç kerpiç. Kerpiç getir. Amcam bize demiş, benim elim ermeyecek demiş, evin önüne koy ve demiş. Bu nereye yenecek dedi bana. Ben hiç konuşmadın mı? Konuşmadım. Hemen girdim evin içine, bizim evimizi köyün içi. Bak bak Arif ile konuşuyor. O zaman nafolu diye iş etmedim. Azıcık sen kayınvaliden bir başka kızı düşündüğü için de mi yüz vermedin azıcık Arif amca? Tabii. İşinin altını kız gel. Çok işi taşa boyda. Ne? Çayın altını kız gel. Kalk. Gördün mü? Beni bir ara kullanıyor. Sen ona da azıcık gönlüm olmamış bence Ümmü teyze. Kayınvalide bir başka kızı tabii, istediği için. Tabii. Oğlu mu gönül canım? Olmaz. Oğlu mu? Olmaz. Pekala evlendikten sonra kayınvaliden de galiba devam etti mi bu sitemi sana? Etti. Nasıl oldu düğünün Ümmü teyze? Düğünümüz karlık bir günüydü. Karlıydı. Karda gelin oldu. Düğünün nasıl oldu Ümmü teyzem? Baştan anlatıverir misin? Şimdi düğün nasıl oldu? Karlık bir günüydü. Ondan kercim düğün oldu. Arabayla, işi arabasınla, at arabasınla gelin geldim ben. Karda. Karda.
Adetler neydi? Neler yapıldı mesela düğününde Ümmü teyze? Düğünde neler yapılacak? Şimdi buradan kınak ağanısı gide. Bunlar kınak ağanısını getir ora. Örtü döşeyi. Ertesi gün bura geli. Kınak ağanısı diye ona derler. Ha, eşyalar onunla geliyor. Öyle mi? Kınası, eşyaları da mı onunla geliyordu? Tabii. Geldi kınak ağanısı geldi. Ertesi gün yine ganiyle, öküz ganısınla getirdiler. Ertesi gün ben de işiyle geldim. At arabasınla. Kayınvalidenle beraber mi durdun Ümmü teyze? Durduk teyzem. Hiç ayrılmadık. Ha, ben sana bir şey daha anlatıvereyim. Dur garip sen bir. Ha, de bakalım. Yakıtmaya gittiler. Onda değil. Ha. Şimdi gelin geldin mi duvak gün? Köprü başına. Biraz alay alay olursun. Bir sürü olursun. Oraya bir kırmızı bardak. Tefe alırlar. Tefe alırlar eline. Bir soğan sokarlar şişe. Orada geline suya attırlar. Soğanı. Bir de darak alırlar. Onu da gömerler, saklarlar. Gelin bulur. İşte böyleydi kızım. Pekala, evlendin, geldin. Neler yaptınız Arif amcamla evlendikten sonra? Ne işlerle uğraştınız? İşte dive diye işleri, o işlerle uğraştık. Kaç tane çocuğun oldu Ümmü teyze? 5 çocuğum oldu, biri öldü. 4 çocuk var şimdi. Nasıl büyüttün onları? Nasıl büyüdüm kızım? Büyükler evde kaldı. Küçü oldu mu daha huhebiye kuyağa giderdim. Bazı kuyardım, bazı sırtımı alırdım ayakları bükülü diye. Ekine mi giderdiniz? Ekin pışmaya. Ekin pışmaya giderdik. Bu önden giderdi, ben arkadan vardım. Biraz bıçağdı. Onu ben garip deste durma geçeceğim diye. Uğraşırdım garip. Arkasında. Çocuklar da bu arada yanınızda. Yanımızda bir çocuğumuz var işte ufak. Büyükler evde kaldı. Babaannesinin yanında. İşte böyle geçindik, işledik, gittik kızım. Kayınvalidene de bakmışsın. Baktım. Emme, şimdi bensiz bir sunum bir şey yemezdi. Allah var tepemde. Baraba yer içerdik. Pişman olmuştur sonradan değil mi? İyi ki Ümmü'yü almışım demiştir mutlaka. Tabii kızım, tabii. Şimdi anam bir yaşlandı gari. Ve ayrı çekimi bana yemeğe dedi buna. Dur, ne diye dur dedi. Sus ben deyiverim sus. Ha, ne diyeyim ben oralarını bırak. Dur bakalım bir. Şimdi yaşlandı, gücü görmüyor kızım. Baraba öyle mendilde ekmek yiyoruz. Ümmü dedi. Benim çanağımı ayır ve kızım dedi. Hayır, ayırman dedim. Ha, bana ayrı yemek getir demek istedim. Hayır, ayır çanak. He. Gözüm görmüyor dedi. Döküyorsun, saçıyorsun dedi. Hurama koyun, yiyin dedi. Kuman dedim. Ben ora korsam benim vicdanım sızılağı dedim. Şimdi anama ayrı çanağı yettiler, ayrı kaşığı yettiler, ayrı bardağı yettiler. Anamı rahmetli, kendi anama. Onun ucundan kumasını istemedim kızım. Da en camında irca ediyorsun Ümmü dedi. Koy ve dedi ama koy vedim emme. Benim buram sızıladı kızım. Annene öyle yaptıkları için anama öyle yaptıkları. Şimdi herkesin tabağı ayrı oluyor. Şimdi o zaman baraba yeniyordu bir sofrada. Biliyorsunuzdur. Şimdi çanaktan sunum sunadı. Biliyorsunuz. Evet. Şimdi kaç kişiysen ayrı ayrı tabaklara koyuyor, yiyor. Kilim de dokumuşsun Ümmü teyzem zamanında. Şimdi nasıl dokudum onu da biliyor musun? Şimdi tuluk deriz biz. Onu attım. Onu sürttüm. Sürtüvemezdin de rahmatlık.
atadım yayıla. Konuşun, konuş. Yayıla atadım. Nasıl, baştan anlatalım. Nasıl yapardın Ümmü teyze heybeyi? Heybeyi. Nasıl dokudun yani? Nasıl yapıyordunuz? Şimdi bunu eğirdik, büktük. Ondan kercim çözdük, dokudum. Onu da bak yapasını eğirdik, boyadık. Ondan kercim çözdük, dokudum. Kendine mi dokudun sadece, yoksa böyle dokuyup da sattık. Eveli geldiğimde kayınıyla dokuduk, sattık. He, onunla para kazandınız. Para kazandık kızım. Ne güzel, ne güzel. Ondan kere bu çocuklar büyüdü, Denizli'ye gitti. Denizli'ye gittik, gramatlık ben dokumaya başladım. Başladım, komşularla dokudum. Büyük kızımla dokudum. Dört çocuğun dördüne de ikişer işte o döşemeden verdim. Şimdi yapan yok ama değil mi hiç? Yok kızım, yok. İşi deriz. Yük çarpısı deriz. Onları bile hep kızlara kendim dokudum. Ufakdı kızlar. Kendim çözdüm, dokudum. Ne güzel. İyi yapmışsın Ümmü teyzem. Şimdi nasıl geçiyor Arif amcamla zamanınız, neler yapıyorsunuz? Çok, çocuklar da yok. Çok iyi geçiyor. Bir işi işlemiyoruz. İşte evin ardında bir bahçemiz var. Onunla uğraşıyoruz ikimiz. Arif amcam yardım ediyor herhalde sana. Çay demlemeye gitti. Ede.